Beyine elektrik vermek ne yapar? Öncelikle sorunun cevabını vermek gerekirse kesinlikle hayır. Hem de hiç iyi bir fikir değil. Hatta o kadar kötü bir fikir ki alanda çalışan 40 bilim insanı olabileceklerden korktukları için 2016 yılında Annals of Neurology dergisinde toplu bir bildiri yayınladılar. Beynimize elektrik akımı verme fikri nereden çıktı? Kafatasına bağlanan elektrotlar sayesinde beynin doğru bölgesinin doğru akım ile uyarılması yani tran transkranyel doğru akım uyarımı bir süredir bilim insanlarının üzerinde çalıştıkları bir alan. Örneğin Avustralyalı bilim adam bilim insanı Alan Sinder'ın geliştirdiği yaratıcılık şapkası TDCS'nin son derece etkileyici bir şekilde uyguladığı ve işe yarayan örneklerinden sadece biri. Temelde beynimizdeki sinir hücreleri olan nöronlar birbirleriyle elektrik sinyalleri üzerine iletişim kuruyorlar. Buradan yola çıkarak güdülen mantık beyne dışarıdan verilecek cüzi miktarda elektrik akımı sayesinde istediğimiz bölgelerdeki nöronların iletişimini hızlandırıp ya da yoğunlaştırıp istemediğimiz yerdekilerin iletişimini azaltabilmek, bunun gerçekleşmesi durumunda yaratıcı, yaratıcılıktan istenmeyen hatıraların beyinden silinmesini, depresyondan kon, konsantrasyona kadar çok geniş bir yelpazede hayatımızı kolaylaştırma imkanımız söz konusu olabilir. Bilim insanları neden endişelenmeye başladı? Akademik alanda gerçekleştirilen Çalışmalardan çok etkilenen akademi dışındaki insanlar kendi kendine yap, do it yourself, TDDYS cihazları geliştirmeye ve kendilerine uygulamaya başladılar. Üstelik bu cihazların yine nasıl yapıldığını anlatan videoları, uygulamaları da internete yükleyerek daha da fazla insanı bu konuda cesaretlendirdiler. Maalesef Google'da yapılacak tek bir arama ile bütün bu bilgilere ulaşmak mümkün. İşte bütün bunlar da bu alanda çalışan bilim insanlarını endişelendirmeye başladı ve ilgi ilgili bildiriyi yayınladılar. Neden evde kendi kendimize elektrik akımı vermemeliyiz? Öncelikle uyarımlar kullanıcının tahmin ettiğinden çok daha geniş bir alana etki ediyor. Elektrotlar belli bir beyin işlevini hedefleyerek belli beyin bölgelerine bağlanıyor ancak verilen akımın etkisi sadece bu alanlarla sınırlı değil. Kendi kendimize böyle bir uyarım gerçekleştirirken hiç uyarmak istemediğiniz bir beyin bölgesinde harekete geçirebilir ve tahmin edemeyeceğiniz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Uyarımlar hali hazırdaki beyin aktivitesi de etkileşime geçiyor. TDCS'nin aktif ve pasif olan nöronlar üzerinde farklı etkileri var. Bu sebeple uyarım esnasında Yaptıklarımız beynimizin uyarımlardan farklı şekillerde etkilenmesine sebep olabiliyor. Hatta uyarım öncesi ve sonrasında yapılanların bile uyarımın etkisini değiştirebildiği göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özetle farklı günlerde aynı etkiyi yakalayabilmek, tutarlılığı sağlayabilmek bile oldukça güç. Bazı bilişsel beceriler diğerlerinin zayıflatılması ya da kaybedilmesi pahasına destekleniyor olabilir. Örneğin, 2015 yılında Seller ve arkadaşlarının araştırmasında, TDCS ile beynin frontal bölgesine yapılan uyarımlar, katılımcıların IQ'sunda kalıcı olmayan bir düşüşe sebep oluyor. Beyin aktivitesine yapılan müdahaleler, hedeflenenden çok daha uzun süre devam edebilir uyarımdan 6 ay sonra bile etkilerinin devam edebileceğini işaret eden araştırmalar söz konusu. Her şeyin iyi gittiği durumda, bu uzayan etki son derece umut verici ancak aksi durumlarda da bir o kadar tehlikeli. TDCS parametrelerindeki küçük değişiklikler, büyük farklara sebep olabilir. Örneğin, uygulama süresini 10 dakikadan 20 dakikaya çıkararak. Etkiyi 2 katlamayı hedeflerken tam tersi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Uyarım etkisini kay kaybedebiliyor ya da aksi yönde bir beyin fonksiyonunu harekete geçirebiliyor. tDCS'nin farklı insanlar üzerinde farklı etkileri var. Tek bir kişiden alınan bilgilerin değişken ve öngörülemez olması sebebiyle akademik araştırmalardaki sonuçların birçok katılımcı grubunun ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Deney katılımcıların %30'u uyarımlara diğer katılımcılardan farklı kortikal tepkiler verebiliyorlar. Dolayısıyla bu da aynı parametrelerin herkes de aynı şekilde çalışmayacağının da bir göstergesi. Fayda, zarar oranı hastalıkları iyileştirmekle beynin fonksiyonlarını arttırmak açısından değerlendirildiğinde birbirinden çok farklı. Örneğin, majör depresyon tedavisinde TDCS'nin faydaları zararlarından daha fazla olduğu için ilgili bilim insanlarının hekim yönlendirmesiyle tercih edilebilir. Ancak mesele enerji seviyemizi yükseltmek ya da stresi azaltmak gibi halihazırda birçok çözümü olan konular olunca TDCS'nin risklerini yeniden değerlendirmekte fayda var. Son yıllardaki en ilginç verimlilik trendlerinden biri yaratıcılığı arttırabilmek amacıyla beyne elektrik vermek olma, olsa gerek. Bu yönteme TDCS ismi verilmekte. Kafadasınıza yapıştıracağınız elektrotlar aracılığıyla kafanıza çok düşük elektrik akımı aktarıyorsunuz. Bu tekniğin beyindeki elektriksel aktiviteyi geçici olarak canlandırdığı ve bu sayede yaratıcılık gerektiren işlerde faydası bulunduğuna inanılıyor. Bu teknik gerçekten işe yarıyor mu peki? Bu konuda bilim insanları ikiye ayrılıyor. İşe yaradığını savunanlar da var, karşı olanlar da. İşe yaradığını savunanlar beyne elektrik verildiğinde insanların sunulan problemleri farklı yöntemlerle çözme eğiliminin arttığını deneylerle gözlemlemişler. Beynin sol ön orta korteksine doğru takılan pozitif elektrotlar sayesinde deneklerin hafıza, çoklu işlem, mantık testlerinden daha iyi sonuçlar alabildikleri saptanmış durumda. Ayrıca TDCS makinesine bağlı denekler bağlı, bağlı olmayanlardan daha yaratıcı benzetme örnekleri verebilmişler. Karşı tarafta olan araştırmacılar ise Henüz bu tekniğin etkilerini tam olarak ortaya çıkartmadan bu kadar hızlı şekilde yayılması konusunda endişelere sahipler. Creativity Resource Journal isimli journalda yayınlanan bilimsel makalede araştırma ekibi bu tekniğin hem insan sağlığına olan etkilerini hem de etik olarak doğ doğruluğunu ele alıyorlar. Özellikle genç insanların ve çocukların bu elektrikle uyarım tekniğinden aşırı şekilde etkilenebileceğine dikkat çekilmekte. Her ne kadar bilim insanları TDCS tekniğinin bir yere kadar işe yarayabileceğini kabul etseler de bu uygulamanın doktorlar ve profesyonel sağlık görevlileri tarafından yapılması gerektiğini savunuyorlar. Bu uyarının haklı bir sebebi de var. TDCS tekniği uzun zamandır biliniyor ve ve son birkaç yıldır bu uygulamayı evinizde yapabilmeniz için çeşitli cihazlar bile satılmakta. Bu cihazların Amazon.com'da satıldığını görebilir. Hatta biraz elektrik elektronik bilginiz, beceriniz varsa kendiniz bile bir tane üretebilirsiniz. Fakat tekniğin hala genel geçer onay almamış olması ve beyne kontrolsüz şekilde elektrik vermenin potansiyel kötü sonuçları kesinleşmemişken sırf yaratıcılık oluna buna kalkışmak ne kadar doğru.